Hatice, soyadım Akbaş. Dördüncü sınıfa geçtim. Hacı Naci Ateş Okulu'nda okuyorum. Darendeliyim. Annem, babam, bize iki tane kardeşim var. Benden bir küçük olanın ismi Hamidettin. En küçükleri Elif. Hamidettin ismini Sumuncu babanın adından geliyor. Sumuncu babanın adı Hamit Hamidettin, oradan geliyor ismi. Sumuncu baba da ilime çok önem veren bir kişiymiş. Hani o da okumayı severmiş. Yani o da elinden geldiği kadar ilimi öğrenmeye çalışır, öğretmeye de çalışırmış. Efendi okuluna, Hulusi Efendi Vakfı'na bağlı bir okul. Özellikle de yani benim öğretmenim çok güzel okutur. Güzel bir yer. Burada yaşayan insanlar da çok anlayışlı, iyiler. Burada çok güzel şeyler yetişir. En çok da kayısı yetişir. Tut olur. Olursa çağla olur, elmalar olur. Yani güzel bir yerdir, seviyorum. Oynama alanları da var. Bazı hayvanlar var, inekler var, arılar var. Bunların da olabileceği, yani bunların da yaşayabileceği yerler var. Yani çok geniş ve güzel bir yer. Hatice iyi çocuk. Az biraz sinirli ama iyi. Yaptığını hızlı yapar, güzel yapar. Hatice şunu yap dersem, fazla iş buyurursam sinirleniyor. Yoksa güzel yapıyor. Çalışma yapırken hızlı yapar. Testler de iyi maşallah, güzel. En sevdiğim çiçek. Karagöz çiçeği. Önce fidan gibi olur, böyle birazcık uzar yeşil gibi, sonra da çiçek açar. Kırmızımsı, sarımsı bir şey. Yazıköy'de duruyor, çalışıyor. Sakız geliyor, dağdan sakızlar yığar, sakız ediyor. Dağlarda kenker oluyor. Nezikken yeni ye, soylu yeni ye. Kuruyken de kesiliyor, sakız oluyor. Erkekler kesiyor, biz de geltirik evde yığayık. Sündürüyük, kaynadık, sündürüyük. Satılı çarşıya gidiyor, satıl. Midelere iyi. Şeker hastalığına iyi değiller. Hem şeyle söyleyiler. Dağlara gitti, nezikken topladı, yediler. Çiğdem yediler, fırçalık ettiler. Bize yardımcı oldu. Biz orada çalışırken çocuk çiğdem yetti, kenger yetti, yediler. Biz söyledik. Ha bunlar yenir dedik, çiğdem fırçalık yenir dedik. Kenger yenir dedik. Çocuklar da heveslenirler. Keser götürüyorlar, yapıyorlar, yiyorlar.
Babaanne bunu böyle mi yapacağız? Şunu şöyle mi yapacağız? Tamam öyle yapacaksın. Ters yeri içine gelecek de parlak dursun. Yüzü dışına gelecek. Olmuş mu? Parlak olması. Olmuş, güzel olmuş. Hatice güzel bir çocuk, akıllı, mütevazı, yani işe girişken, bir ekmek pişireyim hemen gelir yumak alır, hemen gelir açar. Kızım şunu yap desen tamam yenge der, hala der, hemen koşar. Öyle yani atılgan bir çocuk, geleceğin her şeyi becerecek bir yetenek de. İyi, çok seviyorum, çok terbiyeli. Yetişmede belli. Hani bir laf var ki 7 yaşından 70 yaşına kadar insanı kendini gösteriyor. Küçükken 7'sinde neyse 70'inde insan aynı. Hep öyle. O TRT'li bir öğretmen olur öyle. Var biraz sinir var. İlla ki benim dediğim olsun da bir şey de var bunda. Allah böyle herkeslere versin böyle Hatice gibi. Maşallah. 40 bin kere maşallah. Hatice akıllı, zeki bir kız, değişikliği seven bir kız. Bir ortamda hemen sıkılıyor, diğer bir ortama geçmek istiyor. Daha doğrusu benim de yapım biraz öyle. Bir müddet durduktan sonra başka bir ortam değiştirmek istiyorum. Çocukta yani o hali görüyorum çocukta da kendimi. Çabucak sıkılır, biraz sinirli bir yapısı var. Anlayışlı bir çocuk. Aklına yattıktan sonra hepsini yapabilecek bir çocuk. O dengeyi işte yani sinirlenmesi de daralınca, yapamayacağı şeyler olunca sinirleniyor. Yoksa sakin bir çocuk yani. Yapamayacağı şeyleri kendisine iletildiği zaman o zaman sinirleniyor. Elimden gelen maddi olarak, maddi manevi olarak her türlü desteği veriyorum çocuklarıma. İşte hani okuldan geldikten sonra gerek annesi olsun, gerek kendim olayım. Hani onları soruyorum, ne gördünüz kızım, öğretmenin ne anlattı? İşte hani hem ilmi hem fenli ilimler olsun. Yani çocuklara tekrar yaptırıyoruz. Çocukları seviyor, eğitmeyi seviyor. Eğitmeyi seviyor. Mesela çocuklarla evinde kardeşleriyle çocuk oyun oynadığı zaman da işte hani onlara doktorculuk, öğretmencilik, onlara anlatmayı seviyor. Bildiklerini anlatmayı seviyor. İlimle uğraşmayı seviyor. Öğretmen mesela ders verdiği zaman hemen onu aradan çıkartmayı, hemen o üzerindeki o görevi atmayı istiyor. Hadi benim anacığım, Eûzü Besmele çek. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzertehum. İhva yap kızım orada. E'enzertehum ra'da kalın. E'enzertehum emmem tunzirhum la yu'minun. Çekme yu'yu. La yu'minun. La yu'minun. En çok öğretmen olmak istiyorsun değil mi? Hı hı. Neden? Çünkü öğretmenlik çok güzel bir meslek. Öğretmenler çocuklara dersleri öğretiyorlar. Evet. Onların büyük meslek sahibi olmalarını, çalışkan olmalarını sağlıyorlar. Evet. Bundan dolayı da öğretmen olmak istiyorum. İlim öğretiyorlar değil mi insanlara? Hı. İnsanlara, çocuklara onların güzel bir ahlaklı bir şekilde yetişmesini sağlıyorlar. Değil mi? Evet. Terbiyeli, edepli bir şekilde. Çünkü hayat sofrasında yalnız kendini görür de doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Unutmayın, unutmayın ki hayat pazarında her zaman alan değil veren kazançlıdır. Hatemallahu ala kulubihim. Çok çektin kızım. Bir elif miktarı. Ala kulubihim. Ala kulubihim ve ala sem'ihim. Çekme ayı. Sem'ihim.
Sem'ihim. En çok matematik dersini seviyorum. Matematik öğretmeni olmak istiyorum. Ders dosyaları var ya, mesela müdür bey içeri geliyor, şu dosyayı verir misiniz diye. İşte ben onları çok seviyorum. Bir de çocuklara bir şeyler öğretiyor işte. Sonra sevap kazanıyor bundan. Ben neden öğretmen olmak istiyorum? Çünkü öğretmenler çocuklara çok şey öğretiyor, sevap kazanıyorlar. Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Bana bir harf öğretenin 40 yıl hatırı olurum diye. Yani çok uzak bir yerde bile olsa ilim öğrenmek için oraya bile gitmek çok iyi bir şey. Peygamber Efendimiz ilime çok önem verirmiş. Allah'ın ilk emri oku. Ben de bunun için ilmi, yani sevap kazanmayı çok seviyorum. Onun için öğretmen olmak istiyorum. Sen mesela okumayı öğrenince her şeyi okuyabilirsin. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatında yaşayan biri var diyelim mesela. O okumayı bilmiyor. Peygamber Efendimiz ona bir şey yazmış. O okumayı bilmiyor, nasıl okuyacak? Onun için çok uzak bir yere gitmesi gerekiyorsa gitmesi gerekir. Okumak çok güzel bir şey. Onun için uzak bir yer olsa bile gitmesi gerekiyor yani. Öğretmenim mi? Bir konuyu anlatınca onunla ilgili bir sürü soru soruyor. Mesela bir kişi onu bilemezse tekrar konuyu anlatıyor hiç sıkılmadan. Böyle bir öğretmen. Ben de ya çok daraltıcı bir öğretmen olmam. Anlatırım konuyu. Anlamazlarsa öğretirim, bir daha öğretirim. Çocuğu çok daraltmayan bir öğretmen. Onlara çok iyi öğretmeli. Her şey öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmam istiyorum. Hı hı. Öğretmen olur, doktor olur. Okuyan kişi mertebeye ulaşacak mutlaka. Mücadele ederse olur. Mücadele etmezse olmaz tabii. İlla ki mücadele, nasip meselesi. Bunlar her şey nasiple olur yani. Zaten de okulda da en iyi dersler matematik, Türkçe. Ağırdır, insanlıkla ağır çocuk, sakin, efendi, görükümü güzel gayet. Babasının, annesinin terbiyesi üzerine yetişmiş olur çocuk. Hatice, tabii ben yıllarca öğretmenlik yaptığım için birçok öğrenci tipleri tanıdım. Birçok öğrenciyle tanıştık. Birçok öğrenci elimizden geldi geçti ama Hatice çok farklı bir öğrenci. Her yönüyle yani komple başarılı olabilen, örneğin işte bazı öğrenci matematikte başarılı olur da müzikte olamaz. Ama Hatice bütün derslerde başarılı olabilen çok yetenekli bir çocuk. Çok, çok yetenekli bir öğrencimiz. Çok güzel işte yazma yeteneği var. Şiir ve hikaye yazma yönünden çok yetenekli. Hiçbir zaman bir olayı akıl süzgecinden geçirmeden böyle işte öğretmenim böyle dediyse böyledir diyen öğrencilerden değil. Ya da işte bir kitapta bir şey okumuşsa onu olduğu gibi kabul eden şeyden bir cinsten bir insan değildir. Sürekli aklından, akıl süzgecinden geçiren, sanki bir yazar şeyiyle olaylara bakabilen bir öğrenci. Sosyal etkinliklere çok katılır. İşte bayramlarda falan görev almak ister, şiir okumak ister, kendi yazdığı şiirleri göstermek ister. Hatice, okulumuzda arkadaşlar ilişkisi başarılı bir öğrencisi olduğu için sınıf içerisinde öncülük yapan, eğitimde başarıyı liderlik yapan bir öğrencimizdir. Öğretmenlerin vermiş olduğu bilgiler doğrusunda her konuyu en iyi şekilde yapabilecek kapasiteye sahiptir. Aslında eğitim ve öğretimin dışında Hatice'de beceri konusunda daha yetenekleri vardır. Biz bu konuda bu sene beceri atölyesi kurduk. Çocukların eğitimin dışında becerilerinin daha artması, düşüncelerin artması için beceri atölyesi kurduk. Hatice'nin buna ilgisi daha fazlaydı. Tabii bu arada sınıf öğretmeninde biraz önce söylemiş olduğu gibi kalem konusunda yetenekli, şiir yazabiliyordu ve hatta kompozisyon konusunda da yetenekliydi. İlçe çapında yarışmalar yapıldı. Şiir yarışmasında da derece almıştı öğrencimiz. Thank you.
Hatice bizim ilk çocuğumuz. Yani farklı bir, hepsinin ayrı ayrı yeri var ama o ilk olunca ilkin daha farklı bir heyecanı oluyor. Akıllı bir çocuk, yardımsever bir çocuk. Duygusal bir çocuk, kitap okumayı seven bir çocuk. Öğretmen olmasındaki en büyük etken, öğretmen olmak istiyor. Bazen doktorlukla gitgeller yaşıyor. Öğretmen olmak istemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de birinci sınıf öğretmeni genç bir hanımefendiydi. Onun dilinden çok güzel anlıyordu ve kibar bir bayandı. Ondan çok etkilendi, çok sevdi. Şu andaki öğretmenini de çok seviyor. Onların bayağı etkisi oldu. Yani insanlara faydalı olmak, eğitimcilik. Ya bunları biliyor yani, bunu dile dökemese de tamamen bilen bir çocuk. Ya biz bunları öğrettik çünkü Peygamber Efendimiz dinimizin emirlerini, gerek izlediği filmler olsun. Ya mesela tamamen internetin veya televizyonun karşısına bırakmıyoruz. Biraz seçici davranıyoruz. Kendileri de seviyorlar. Küçüklüklerinde okula gitmeden önce dergiler okuyorduk onlara. Kitap okuyorduk. Onlar kafasında yer etti. Nasıl bir çocuk? Mesela burayı çok sever, çok özler. İki gün sonra eve gitmek ister. Evde iki gün kalır. Anneannemlere gidelim der. Orada biraz kalır, tekrar evi ister. Evcil ama gezmeyi seven. Çok kalmayan. Sık gidelim, az kalalım, geri evimize dönelim. Böyle bir yapısı var. Dersleri çok güzel. Ders konusunda beni hiç yormaz. Kendisi okuldan gelir. Altyapımız vardı. Babasıyla birlikte, eşimle beraber. İşte gerek Türkçe harflerde, rakamlarda, gerekse Arap harflerinde, Kur'an-ı Kerim'le ilgili, elifba ile ilgili biz daha önceden eğitim vermiştik ona. Yani elimizden geldiğince. Onun ona faydası oldu. Kitap okumamızın ona faydası oldu. İzlediği çizgi filmleri seçici davrandık dediğim gibi. Eğitici çizgi filmler, eğitici oyunlar seçtik. Onların hepsinin çok etkisi oldu. Yani ben hiç zorlamam. Okuldan gelir, direkt üzerini çıkarır, dersin başına oturur. Beni o konuda yormaz. Kendisi yapar. Sadece biz hata yapıp yapmadığına bakmak için bir tekrar kontrol mahiyetinde bakarız. Babası geldiği zaman sorar. Kızım ne anlattı öğretmeniniz falan diye. Bu şekilde derslerle ilgili pek bir problemimiz olmaz yani. Hatice akıllı, zekalı, güzel bir çocuk. Kendi halinde sever. Hem de çok sever. Severim. Seversin, öpersin. Olacak bu işte yani. Başka niye yapacağım? Çocuklarla torun dedi arasında sevgi bağları tabii daha kuvvetli olur. Torunlar oğul bağlıdır. Torunlar evlattan daha çok sevilir bence. Kalkıyorum, elimi yüzümü yıkıyorum, giysilerimi giyiyorum, sonra kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra biraz böyle dinleniyorum, sonra biraz ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Canım isterse biraz dışarı çıkıyorum, sonra birazcık televizyon izliyorum, ailemle oturuyorum, sohbet ediyorum. Çay içiyorum, sonra öğle yemeğine başlıyorum, öğle yemeğini yiyorum. Ondan sonra yemeğimi bitirdikten sonra ellerimi yıkıyorum. Sonra işte televizyon izliyorum biraz. Hani dışarı çıkıyorum tekrar, böyle işte. Sonra akşam yemeğine başlıyorum. Bitirince işte ellerimi yıkıyorum, dişlerimi fırçalayıp anneme gideceğim babana da. Sonra yatıyorum. Patates biraz cıcık. Çünkü patates çok güzel. Hayalim ağaçların yanında güzel bir evde yaşamak, bahçeli bir evde. Bahçede meyveler olmalı, kirazlar olmalı, elmalar olmalı, kayısılar olmalı, tutlar olmalı, çiçekler olmalı. Özellikle de bir sürü çiçekler olmalı. Bahçenin her tarafında ağaçlar olmalı. İşte evde işte
8 odalı olmalı. Bir katı 8 odalı, bir katı 8 odalı. 2 katlı olsun. Çünkü çok oda olunca sıkılacak. Hani sıkılmak çok zor. Sıkılmıyorsun. Mesela bir odaya resim eşyalarım olur. Mesela resim şeyleri olur. Bir odada müzik şeyleri olur. Bir odada yatma odası olur. Bir odada oturma odası, bir odada mutfak olur. Öyle olur. Resim çizmeyi çok seviyorum. Müzik dinlemeyi de seviyorum. Şarkı söylemeyi de seviyorum. Yani kendimi beğeniyorum. Mesela her şeyi yapan biri, iş yapmaktan zevklenen biri, o da yapabilir mesela. Kendim bütün işlerden hoşlanmak istiyorum ama çok fazla da hoşlanamadığım için çok fazla şey yapmıyorum. Birbirleriyle küsmeleri ya da bir arkadaşı bir arkadaşına itmiş ya da işte aralarında sorun çıkmış, küsmüşler, çok sinir oluyorlar. Ben de üzülüyorum onlar küsünce. Onları barıştırmaya çalışıyorum. Mesela arkadaşım o bile bile yapmamış. Sen onunla barışabilirsin. Bak o seni çok seviyor. Öbür arkadaşım da aynısını söylerim. Açgözlü olmamalı. Saygıdeğer olmalı. Duygusal olmalı. Anlayışlı olmalı. İyi insanlar olmalı. Dürüst olmalı. Ağaçlar falan var. Onlar da canlı. Onlara çok iyi bakmalılar. Mesela onların gerektiği zaman suyunu vermeliler. Gerektiği zaman ekimini yaparlar. Gerektiği zaman onları meyve verince falan kopartırlar. Yani çok iyi bakmalılar. Dağda böyle toplamıştık ya, kasaya yığmıştık. Şimdi onları üstüne soktuk, getirdik, serdik. Güzelce. Onu şimdi üstüne kadar çıkartacağız. Ondan sonra pırtlatma aşamasını geçireceğiz. Pırtlatacağız ondan sonra güzelce. Hani elimizi alıp pırtlatıyoruz böyle. Patik yapıyoruz. Ha, patik yapıyoruz, evet. Aynen öyle. Doğan çevrenin yanında yaşamak çok güzel. Burada yaşarken en sevdiğim, yapmak istediğim şeyler mesela ağaçların yanına gitmek, dolaşmak, gezmek. Bağ bahçe şeyinde dikilecek varsa mesela domates eşiyorlar, ben içine koyuyorum öyle. Bazen de suluyoruz, çiçek falan dikiyoruz. Bazenleri çuval falan getiriyorum. İşte kestiklerini, yani yetişmiş ürünler varsa onları kesiyorlar. Çuvalın içine koyuyoruz. Yani böyle yardımda bulunuyorum. Kimsenin boş olduğu bir zaman olmadığı için mesela annem iş yapıyor, babaannem de sakız yapıyor, iş yapıyor işte. Babam sakıza gidiyor, büyük babam sakıza gidiyor, kardeşim de bazen gidiyor. Sonra küçük kardeşim de bazen uyumuş oluyor, bazen o da benimle oynuyor. Ben de yalnız kalıyorum işte. Sakız yapmak zor, ağır geliyor. Çünkü çok yapamıyorum, babanın da sürekli yap diyor, yap diyor. Yapmaya çalışırım, bu da buna ağır geliyor. Biz bunu neden yapıyoruz babaanne? Büyük baban kesi biz de sündürük satmaya yapıyor, işte satlı hırçın yapıyor. Çiğneme, çiğneyler. Şunu şöyle mi yapacağız? Tamam bak, bellemişsin, güzel yapayım.
bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Adım Abidin Dorum, 14 yaşındayım. Gaziantep'liyim, 3 kardeşiz. Ortaokul öğrencisiyim. Abidin merhametlidir. Çok acır insanlar, duygusaldır. Öğretmen bir ders veriyor, ben de eve getiriyorum. Bilemediklerimi abime soruyor, o yardım ediyor. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çok özendiğim için ve mesleğin iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum, doktorluk mesleğinin. Ben çok kesin gözüyle bakıyorum yani. Çünkü bakıyorum bayağı vermiş kendisini yani okuluna, derslerine. Mükemmeldir yani. Ben oğlumu dünyamı ya seviyorum, çok seviyorum. Abimi çok seviyorum. Çünkü o bana nasıl desem. Çünkü bana bakıyor. Abim benim babam gibidir. Büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey ama yine de üstesinden gelmeye çalışıyorum. Onlara bir abi ve baba gibi olmaya özen gösteriyorum. Hobilerim genellikle arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok severim. Kitap okumayı, genellikle Türk edebiyatı. Roman, ünlü yazarların yazmış olduğu klasik kitaplar. Abinin merhametlidir. Çok acır insanlar. Arkadaşlarının yaptığı hataları kabul eder. Onların okuması için de uğraşır. Arkadaşlarına destek verir. Abinin kalbi gibi geleceğe de çok zengin olacağına inanıyorum. Ben ölsem dahi kardeşlerine bakabileceğine inanıyorum. Arkamda onu bir baba gibi, bir aile gibi görüyorum. Deme sahip çıkacak gibi görüyorum. Okursa, meslek sahibi olursa, düzenli bir hayatı olursa kardeşlerine destek çıkacağını biliyorum. Mükemmeldir yani. Ben oğlumu dünyamı ya seviyorum, çok seviyorum. Ona da toz kondurmak istemiyorum. Çok mükemmel bir çocuk yani. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çok özendiğim için ve mesleğin iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum, doktorluk mesleğinin. Abidin hayalleri var, abidin doktor olmayı çok istiyor, tıp doktoru. İnsanların hayatı benim için çok önemli. Diğer mesleklerin de insanlara faydası var ama en yararlı mesleğin doktorluk olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden doktor olmayı düşünüyorum. Geleceğimle ilgili hayaller kurarım. Örneğin büyüyünce evlenip çocuk sahibi olmak, iyi olacak mıyım hala gibi düşüncelere kapılıyorum. Ama içimi ferah tutuyorum her şey için. Abidin azimli bir çocuk.
her yönden. Devamlı kimseden destek görmeden okumak istiyor. Yoluna devam etmek istiyor. Bu şekilde ben rahatım diyor. En büyük hayalim bir an önce meslek sahibi olmak. Çünkü meslek sahibi olunca ailemi daha iyi geçindirebileceğimi, onlara daha iyi bakacağıma ve topluma bir yararım olacağına inanıyorum. Şu anda bir yani son senesi ortaokul, fen lisesi tutturması için bile puan ortalamasından gene kazanıyor sınavdan hariç. Ben lise 2'den ayrıldım. Okuyamadım. Maddi zorluklardan dolayı okuyamadım. Oğlum bana diyor, anne ben liseye geçersem sana da lise sınavlarına katacağım, liseyi oku diyor. Ben hemşire olmak istedim, olamadım. Destek vereceğini söylüyor bana her yönden. Sabahın saat 7'de kalkıp kahvaltımı yapıyorum. Daha sonra küçük kardeşimi okula götürüyorum. Okula götürürken kendisiyle pastaneye uğrayıp yiyeceklerini alıyorum. Sonra eve gelip kız kardeşimle beraber okulumuza gidiyoruz. Saat 12'de öğle arasına gidiyoruz. Öğle arasında eve gelip yemeğimizi yiyoruz. 20 dakika evde durup tekrar okula gidiyoruz. Okuldan sonra saat 3'te kurs başlıyor. 4'ü 20 geçe kurstan çıkınca yarım saatliğine eve gidip dinleniyorum veya ödevlerimi yapıyorum. Annem hangi konularda bana yardım ediyorsa ben onlarda oluyorum. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Beraber okula gidiyoruz. Bize yardımcı oluyor. Anneme yardım ediyor. İyi biri. Bizi iyi davranıyor. İç kızmıyor. Her dediklerimizi yapıyor. İnternet ödevleri falan olduğu için, internetimiz olmadığı için eski kitaplarımdan faydalanarak kendilerine yardımcı oluyorum. Yazılısı veya bir sınav falan olunca kendilerine bir öğretmenmiş gibi sorular hazırlarım, yardım ederim. Yani kendisine örnek olurum. Annemi de çok seviyorum, abimi de çok. Abimi çok seviyorum. Çünkü o bana nasıl desem bilmiyorum nasıl diyeceğimi. Abim benim babam gibidir. Çünkü bana bakıyor. Simit aldı. Meyvesi aldı, su aldı. Çok seviyor abim beni. Çok iyi. Bize bakıyor. Hediyeler arıyor bana.
Nasıl heyecanlandı? Yeri geri çok iyi. Bir baba gibi olur. Duygusaldır. Bir an önce okuyup kendilerine ayrı bir ev tutup onların bakımlarını ve ihtiyaçlarını ben gidermeyi isterim. Açacağım, açacağım. Abla, hepsi de var. Ses makinesi de var. Aa, ver, ver, ver. Senin sana. Abidin yaklaşık 20 yıldır komşumuz olan arkadaşın çocuğu, temiz bir aile çocuğu, çalışkan, kendine özgüveni sağlam, yani temiz bir çocuk yani. Sohbet eder, ne yaptığını ne der. Bugün nasıl ettin der, yattın mı der. Canı sıkılırsa der, biraz git havalı der. Annem bana her şeyde yardımcı oluyor. Annemin yaşlılığı var. Belki ilerleyen yaşlarda bir hastalığa kapılacak falan. Ona daha iyi bakmayı düşünüyorum. Elimde gelen her şeyi kendisine göstereceğim. Kardeşlerimin de çok çalışmalarını istiyorum. Yani geçmişi resmen unutup artık geleceğine bak yönelmelerini istiyorum. Meslek sahibi olmalarını istiyorum kendilerinin de. Bu yüzden her şeyde onlara yardımcı oluyorum. Senden taşkındım, senlerin Antep seni. Senden taşkındım, senlerin Antep seni. Aşıkları müjdeler, yerlerin Antep seni. Aşıkları müjdeler, yerlerin Antep seni. Bir abinin yanında kendisine yardım ediyorum. Onun yanına gidip kahve işlettiği için ilk olarak oraya gidip okuldan ilk oraya gittiğimde genellikle dağıtılmış olan yerleri topluyorum. Derslerime engel olmuyor. Orada bile zaten bilgisayar olduğu için boş zamanlarında ödevlerimi orada yapıyorum. Abinin içine kapanık birisiydi. Yani evinden okuluna, okulundan evine. Çevresiyle fazla şey yoktu. Biz de komşumuz olduğu için dedik çocuk biraz çevre görsün, insanları tanısın. Biz esnaf kahvesiyiz zaten, öyle şey değildir yani. Temiz insanların, esnafların geldiği bir yer. Burada işte ufak tefek temizliğe yardımcı diyor. Hem yardımcı hem de gözümüzün önünde olsun istedik yani. Okula gidiyor, okuldan gelirken işte tekrar hem derslerini yapıyor burada. Yardımcı oluyoruz işte. Öğretmen bir ders veriyor, beni de eve getiriyor. Bilemediklerimi abime soruyor, o yardım ediyor. Mesela kız kardeşim ödevini yapamayınca ağlar falan, abi şunu yapsana der. Önce ben yapmam derim, kendisinin yapmasını isterim. Baktım yapamıyor, tamam hadi göster derim. Ben kendim yaparım diye gösteririm yaparken kendisini. Onun derdine böyle derman olurum. Küçük kardeşim zaten bana bir zararı olmuyor. Ödevlerinde genellikle annem yardım ediyor. Yani okula götürme falan getirme onları ben yapıyorum zaten. Kendisi de seviniyor falan işte. Kendisine okuldan hediyeler getiriyorum. Zamanım olursa uğruyorum kırtasiyeye, bakkala falan. Böyle. Gider meyve alır.
meyve alır. Ne istiyorlarsa onu alır. Eksiklerini alır. Birinin eline bakmamaları için çabalar. Hemen ona destek çıkar, gider alır. Eline tutar götürür kardeşini bakkala. Böyle. Güzel yetişsinler ister. Onlar benim hayatım, dünyam gibi. Zor günümde hep onlar yanımda. İyi günümde de onlar yanımda. Bir yerden geç kalsam, abi niye geç kaldın diye bana hemen sorarlar. Çok merak ederler beni. Benim için vazgeçilmezler onlar yani. Ben fazla gezdiremediğim için, şimdi 2 senede beni fazla gezdiremiyorum. Daha önce çok gezdiriyordum kendileri. Şu anda gezdiremiyorum. Ama gezmeyi çok istiyorlar. En güzel anım da genel hayvanat bahçesine götürmüştüm. Bundan 2 sene evvel. 2-3 sene olacak. Onu da çok memnun olmuşlardı. Çok sevinmişlerdi. Abidin içine kapanık birisiydi. Yani evinden okuluna, okulundan evine. Çevresiyle fazla şeyi yoktu. Biz de komşumuz olduğu için dedik çocuk biraz çevre görsün, insanları tanısın. Biz esnaf kahvesiyiz zaten, öyle şey değildir yani. Temiz insanların, esnafların geldiği bir yer. Burada işte ufak tefek temizliğe yardımcı diyor. Hem yardımcı hem de gözümüzün önünde olsun istedik yani. Okula gidiyor, okuldan gelirken işte tekrar hem derslerini yapıyor burada. Yardımcı oluyoruz işte. Üniversiteyi kazanırsam meslek sahibi olunca öncelikle bir ev tutmayı düşünüyorum farklı bir şehirde kendime. Daha sonra biraz kendime çalışıp para biriktirerek onları da yanıma almayı düşünüyorum. Abidim benim tutunacağım dal, hayatım, her şeyim. Olmasa yani şu an ben hayatta olmazdım diyorum. Başımızda bir birey olmasını isterim. Bizi geçindirebilecek. Ama babam olmasa bile ailemi geçindirmeye ben çalışıyorum. Büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey ama yine de üstesinden gelmeye çalışıyorum. Onlara bir abi ve baba gibi olmaya özen gösteriyorum. Bir şey yap, güzel olsun. Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın
ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın. Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun.